Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımız okutulan kelam dersimizin birinci ünitesini yapacağız. Neler var bu ünitemizde? Kelam ilminin tanımı, konusu, amacı, kelam ilminin doğuşu ve gelişmesi, kelam ilminin İslam ilimlerle ilişkisi, kelam ilminin diğer ilimlerle ilişkisi ve kelam ilminin yöntemini işleyeceğiz. Hadi başlayalım dersimize. Öncelikle kelam ilmimizin tanımıyla başlayalım. Kelam sözlükte söz, lafız, ibare ve konuşma demektir. Kelam etmek konuşmak. Bir fikri, bir manayı tam olarak anlatan, anlamlı söz, açık ve anlaşılır konuşmalara kelam denmektedir. Aynı zamanda kelam Rabbimiz Allahu Teala'nın sıfatlarından bir sıfattır. Kelam ilminin tanımı İslam dininin inanca ve davranışları dahil ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir. Bizler biliyoruz ki Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar allah Teala İslam dinini göndermiştir. Dolayısıyla Allah'ı gönderdiği din ortaktı. Ancak geçmiş ümmetler dinlerini bozdukları için allah Teala son din İslam'ı bir kez daha göndermiş ve onun korumasını, Kur'an-ı Kerim'in korumasını kendi katına almıştır. Dolayısıyla İslam dininin inanç ve davranışlara dair ilkelerini yani inanmış olduğumuz İslam'ın imani esaslarını, ibadet esaslarını ve bunlara göre davrandığımız zaman neler yapmamız gerektiğini naslardan hareketle. Nas dediğimiz Kur'an ve sünnet çerçevesinde belirleyen ve onları akli yöntemlerle temellendirip ispat eden, destekleyen ilim dalına kelam deniyor. Kelam ilminin konusu İslam dininin temel inanç esaslarıdır. Amacı ise her ilmin bir amacı vardır. Kelam ilminin amacı da kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp araştırma ile edilen gerçek ve sağlam yani tahkiki bir iman derecesini yükseltmektir. Bu ne demek? Müslüman bir anne babadan doğan, Müslüman bir ülkede doğan, Müslüman okullarında okuyan insanlar Müslümandır çoğunluğu. Ancak bizler hazır bulunmuş haliyle İslam dinini görerek öğrendiğimiz için namaz kılan birisinin nasıl namaz kıldığına bakarak biz de aynı şekilde kılabiliriz. Allah'a inanan bir kimse gördüğümüz zaman annemiz, babamızdan biz de onun gibi inanabiliriz. İşte buna taklit etme denir. Taklidi iman denir. Bu geçerli bir imandır Müslümanız. Ama neye niçin inandığımızı, neyi niçin yaptığımızı araştırıp delinlendirip gerçekten kalbimizde mutmain olursak, araştırma sonucunda iman edersek buna da tahkiki iman denir. Farkı nedir? Taklidi imana sahip olanlar yani İslam dininin iman ve inanç esaslarını araştırmadan, soruşturmadan görerek inananlar tahkiki imana ulaşmadıkları için taklit ettiklerinden dolayı herhangi bir yağmurda, herhangi bir karda inançsız, ateist, deist, herhangi birisiyle karşılaştığı zaman onlar bizi çok çabuk kandırabilir. Dinimizi değiştirmemize neden olabilirler. O yüzden imanın taklit düzeyinden tahkiki seviyeye ulaştırılması için kelam ilmi gayret etmektedir. Kelamullah dediğimiz zaman bizleri yaratan, bizleri yaşatan ve bizleri öldürüp ahirette hesaba çekecek olan Allah'ımızın sözlerini, kelamını, konuşmasını ve vahyi demek olan özelde Kur'an-ı Kerim için kullanılan bir terimdir. Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Yani bize bir mesajıdır. Kelam ilmi konusu ve amacı bakımından farklı farklı tariflere tabi tutulmuştur. Konu açısından kelam ilmi dendiği zaman Allah'ın zatından ve sıfatlarından çünkü biz Allah'ı bizzat görüp Tanıyamayız. Onu biz ancak zatın sıfatları, subuti sıfatları ve isimleriyle öğrenip Rabbimiz hakkında bilgi edinebiliriz. Birincisi Allah'ın zatı ve sıfatları. ikincisi peygamberlikle ilgili konular. Dolayısıyla peygamberler Allah'ın insanlar arasından seçmiş olduğu elçilerdir. 124 bin tane peygamber insanların en zekisi, en günahsızı, en doğrusu, en e, güvenilirleri arasından seçilmiştir kendilerine kutsal kitaplar vermiştir. Yine bu konuda kelam ilminin arasındadır. Başlangıç ve sonları bakımından varlıkların durumları. Başlangıç durumlarına mebde denir, sonra da mead denir. Yani insanoğlu bu dünyada doğacak, yaşayacak ve sonunda ölecektir. Başlangıcına mebde denir, sonra da mead denir. Bu dünya bir imtihan yeridir. Bu dünyada yapılanların tamamının hesabı ahirette verilecektir. Amacı açısından ise kelam ilmi şu şekilde bir ilimdir. Kesin deliller kullanan yani sıradan halk dilinde kullanılan deliller değil de akli ve nakli delilleri kesin delilleri kullanır. Karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı şüphe ve itirazları gidermek için yine Naslardan, Kur'an ve sünnetten, hadislerden deliller bulur. Ve İslam inanç esaslarını ispat etmek için gayret eden bir ilim dalıdır amaç açısından kelam. Kelam ilminin diğer isimleri ise akaittir. Önceleri bu dersin adı kelam ve akayitti Daha sonra kelam olarak ayrıldı. İtikat esaslarını konu edindiğinden dolayı akaid deniyor. İtikadın çoğulu, akidenin çoğulu akaittir. Usulü din denir. Yani dinin aslını oluşturan temel inanç ilkelerini kendisine konu edindiğinden dolayı işte Allah, peygamberler ve mebde meat konuları İlmi tevhid dini. Tevhid la ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Yani İslam dini tevhid dinidir. Allah'ın var ve bir olduğu inancı. Konularının ağırlığın Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği ve Allah'ın sıfattan oluşturduğu için ilmi tevhid de denilmiştir. Fıkh-ı ekber. Fıkhın inançla ilgili yönden ele aldığından dolayı Fıkh-ı ekber de denilmiştir. Aynı zamanda Fıkh-ı ekber Ebu Hanife'nin kitap ismidir. Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiğinden dolayı da İlm, istidlal ve nazar denmiştir. Bu bilgileri geçen yılki ÖSYM e, üniversite sınavında vererek bu İslam ilimlerinden hangisine aittir diye sordu. Cevabımız kelam olacaktı. Her ilmin bir konusu vardır. Kelam ilminin de bir konusu vardır. İslam dininin iman esasları 6 maddede yani amentüde ortaya konulmuştur. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah Teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte bu amentüde usulü selase üç temel esası değinilmiştir. Bunlar Allah'ın varlığı ve birliği tevhid inancı, peygamberler dolayısıyla onlara gönderilen kitaplar, ahirete iman bu üç temel esas konudur. Kelam ilmi bu konular hakkında vahyin bildirdikleri yani Kur'an'ın bildirdikleri çerçevesinde peygamberimizin uygulamalarını da dikkat ederek akli açıklamalarda bulunmaktadır. O zaman kelam ilminin üç temel konusu tevhid, nübüvvet, ahirettir. Bunlara usuli selase denilir. Selase Arapçada üç demek, usul de konu demek. Üç temel konu. Kelam ilminin öncelikli konuları sevgili arkadaşlar Allah'ın varlığının delilleri. Allah'ın birliğinin delilleri, Allah'ın sıfatları ve fiillerin delilleri. Çünkü önce iman etmek gerekiyor. Peygamberimiz Mekke döneminde insanlara önce iman anlatmıştır. Namazı, zekatı, orucu daha sonra anlatmıştır. Şu anki nesilde, bundan sonraki gelen nesillerde tamamına öncelikle tevhid inancı, Allah'ın varlığı ve birliği inancı anlatılırsa iman eden bir insan zaten ibadetlerini yerine getirecektir. Tevhid dediğimiz zaman Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin mücadelesinin tevhid olduğunu biliyoruz. O zaman ne demektir tevhid? Allahü Teala zatını, birliği, eşi ve benzerinin olmamasıdır. Çünkü birden fazla inan, ilaha inananlar şirk etmiş olurlar. Putlara tapanlar, işte Allah'a ortak koşanlar olarak müşrik olarak adlandırılır. Ve Rabbimizin her türlü eksiklikten müzneh zeh olması, tamam uzak olması, bütün kemal sıfatlarla muttasıf olması gibi konular tevhid inancının temel konularıdır. Kelam ilmimizde işte Allah'ımızın varlığını ve birliğini bazen Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle hareketle çünkü Kur'an-ı Kerim'de 6666 tane mesaj vardır ve tamamı Allah'ın birliğini anlatan ayetlerdir. Bazen de tabiattan örnekler vererek işte ağaçların yaratılması, denizlerin, gökyüzünün, tüm semavat ve yeryüzündeki nimetlerin tamamından örnekler verilerek Allah'ımızı birliğini ve varlığını ispata çalışır. Akli ve nakli deliller bu nedenle birlikte kullanılır. Nakli delil dediğimiz Kur'an ve sünnettir. Akli deliller işte bunlar ışığında çevremizden örnekler vererek ispatlamaktır. Nübüvvet peygamberlik demektir. Risalet, nübüvvet bunların hepsi aynı kelimeler. Peygamberliğin imkanı, Diğer peygamberlerin risaleti, vahiy, ilahi kitaplar, Hazreti Muhammed'in Peygamber ispatı gibi konuları da kapsamaktadır. Şunu unutmayın. Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir. Dolayısıyla onlar da bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, çalışıyorlar ve sonra da vefat ediyorlar. Ancak bizden farkları Allah tarafından seçilmiş olduklarından kendilerine vahiy dediğimiz ilahi kitaplar veriliyor ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Ve ahiret. İnsanın fiilleri ve sorumluluğu, ahiret inancı ile ilgili deliller, ahiretin varlığı ve gibi konular yine kelam ilmi tarafından ispatlanmaya çalışır. Şimdi insanoğlu aklıyla bu dünyada ilim, bilim, keşif, icat yapabilir. Etrafında gördükleri hakkında yorumlar yapabilir. Ancak bir de görülmeyen alem vardır. İşte ona gaybi alem denir. Gaybın bilgisini ancak Allah bilir. Ne zaman öleceğimiz, kıyametin ne zaman kopacağı, cennet, cehennem gibi konular Allah'ın bildiği konulardır. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hususlara sevgili arkadaşlar iman edilmesi gerekir. Gözle görüldüklerimizi aklımızla buluyoruz, görüyoruz, inanıyoruz. Ancak görülmeyen hususlarda, gaybi konularda da işte ahiretle ilgili vahide Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa onlara iman etmeliyiz. Örnek verecek olursak, birisi gelse sizin evinizi yıksa ve bunu kamera kayıtları görmese, polis yakalayamasa, mahkemelerde o yıkan bulunup ceza alamasa, sizce bu evi yıkan kişinin cezası bu dünyada verilmediğine göre, bu dünyada adalet tam gerçekleşmediğine göre onun cezası nerede verilecek? O zaman insanoğlu öldükten sonra yok olmayacağına göre, inancımıza göre işte ahirette var ki ahirette herkes hakkını birbirinden alacak. İmamı Gazali'den sonra kelam ilminin kapsamı ve içeriği daha da genişlemiştir. Felsefe ve mantık ilminin birçok temel konusu da kelam ilminin içerisine girmiştir. Böylece geniş bir ilim olmuştur kelam. O zaman amacı nedir? İlkinin ayet ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yaratan Rabbinin adıyla oku. İslami ilimlerin amacı, kelam ilminin amacı da nedir? İnsanoğlunu hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmaktır. Huzurlu yapmaktır. Ümitsizliğe karamsızlığı düşürmemektir. İşte kelam ilmimiz bu katkıyı inanç esaslarını doğru bir şekilde temellendirerek sağlamaya çalışmaktadır. İnancı sağlam olanın ibadeti tam olur, Rabbine güvenir, Rabbine dayanır. Amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp tahkiki bir iman derecesini yükseltmektir. Ne dedik? Anne babamızdan, öğretmenlerimizden gördüğümüz şekilde inanıyoruz, ibadet yapıyoruz. Ancak bir deist arkadaş geliyor sizi dürtüyor. Namaz yok, oruç yok, Allah hiçbir şeye karışmıyor. Ye iç, yat, hayvanlar gibi yaşa, hayvanlar gibi öl dediğinde hakikaten ya ne gerek var namaza deyip bir anda Allah'ın varlığına birliğine inanan bir Müslüman genç ben deist oldum, ben ateist oldum, ben satanist oldum diyebiliyor. Neden? Çünkü taklidi iman var. Eğer tahkiki bir iman olsaydı, gazali okusaydı, Kur'an okusaydı, sünnet okusaydı, imanını pekiştirseydi belki kendisine yanlış dinleri anlatanlara karşı kendi dinimizi savunacak, belki onları yanlıştan kurtaracaktı. O yüzden Müslüman gençliğimizin dinimizi tam öğrenmesi, dahili ve harici bedhahlara karşı dinimizi koruması, neslini koruması, dünyasını mahvetmemesi, ahiretini de kurtarması için cennete gidebilmesi için taklidi imandan tahkiki imana çıkması gerekir. İşte size öğretilen bu ilimlerin tamamı sizlerin tahkiki imana ulaşıp dinimizi 3 5 serseriye 3 5 kuruşa satmamamız içindir. Doğru bilgileri vererek insanlar yanlış inançlardan korur. Dinimizin en güzel özelliklerinden birisi la ikrahe fit Dinde zorlama yoktur. Yani biz dinimizi Budistlere, Hindistan'dakilere, Amerika'dakilere anlatırız. Ancak zorlama yapmayız. Doğruyu gösteririz, yanlışı gösteririz. İnanmak onlara kalmıştır. Hidayet Allah'tandır. İslam'a yönelik şüphe ve itirazları akli ve nakli delillere çürüterek cevap vermek. Şu anda İslam hiçbir açık noktası yoktur şüphelenecek hiçbir husus yoktur. Tüm kitaplarımızda her şey alimlerimize anlatılmıştır. Google'a dahi yazın bakalım cennete nasıl gidilir diye. O Müslüman olmayan Google size cennete nasıl gidileceğini ilk çıkan karşındaki sayfada anlatacak. Dolayısıyla bizlerin ahirete inanmamamız için, Allah'a inanmamamız için tek yapmamız gereken nefsimize ve şeytana uymamaktır. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara, nefsimizin kötülüklerine uyarsak onlar bizi sürekli gıdıklar. Çünkü sapık inançlar, sapık inanca sahip olanlar kendilerine eş, dost, akraba ararlar. Hem bu dünyada iyi bir çelemeye denelim, ahirette de beraber yanalım diye. Aman ha dikkatli olun. Sapkın düşünce sahiplerine karşı inanç esaslarını akli ve nakli delillerle savunmak. Bugünlerde satanist olan bir meşhur YouTuber Müslüman olmuş. Ve YouTube'da sürekli videolar yayınlanır işte Mekke'ye, Medine'ye gidiyor. Şimdi bu şekilde olan insanlar gençliği daha çok etkiliyor. Düşünsen de Ronaldo'nun Mestri Müslüman olduğunu, onu seven pek çok kişi onunla birlikte Müslüman olur. O yüzden araştırarak, takkiki imana ulaşarak Müslüman olanların insanları örnekliği daha güzel olmaktadır. Sizler de şu anda gerçekten aklı selim ile tarafsız bir şekilde deizmi, ateizmi, satanizmi, bunun gibi ne kadar sapık inanç varsa onları araştırın ve pek çoğunun pek çok noktada cevap veremediklerini sorulara göreceksiniz. O yüzden bizler ben kimim? Beni kim yarattı? Bu dünyada görevim ne? Öldükten sonra ne olacak gibi hususları araştırın. İslam düşmanı kaynaklardan da araştırın, Kur'an'dan ve sünnetten de araştırın. Aklı selim ile tarafsız bir şekilde araştırdığımız zaman emin olun İslam dini bizi tatmin edecektir. Amellerin bilinçli ve ihlaslı bir şekilde yerine getirilmesi önemlidir. Mesela dinimizde riya yoktur, gösteriş yoktur. Namaz kılarız Allah için, yardım yaparız Allah için, oruç tutarız Allah için, ders anlatırız Allah için, derslere çalışırız Allah için. Bunların tamamı eğer Allah'ın rızası içinse, Allah bunlardan razıysa doğru yoldayız. İşte bunlara salih amel denir. Diğer İslam ilimleri için sağlam bir inanç temeli oluşturmak. Diğer İslam ilimleri dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh gibi derslerimizin de dayanakları kelam ilmidir. Çünkü kelam ilmi akli ve nakli delillerle sapkın düşüncelere karşı İslam dinini savunur, deliller ortaya koyar ve inananların imanlarını arttırır, inanmayanların da küfrünü arttırır. Yani onların küfürlerinin ne kadar yanlış olduğunu onlara gösterir. Kelam ilmi ne zaman doğmuştur, ne zaman gelişmiştir dersek 5 ayrı dönem var İslam tarihinde. Öncelikle peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed dönemi İlk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi, Mutile, Mutezile mezhebinin ortaya çıktığı dönem, Ehli Sünnet mezhebinin ortaya çıktığı dönem, Yeni ilmi Kelam dönemi şeklinde 5 gruba ayrılmış alimlerimiz. Peygamber Efendimiz döneminde değerli arkadaşlar, Allah kendisine vahy ediyordu, ayetler geliyordu. Sorunları Peygamberimiz insanlar anlatıyordu. Herhangi bir sorusu olan da Peygamberimiz varıp sorduğu zaman onun uygulamasını, açıklamasını yapıyor ve herkes dinimize tam inanıyor, ibadetlerini tam yapıyorlardı. Peygamberimiz'e ilk zamanlarda sorulan soruların pek çoğu inancı kuvvetlendirmek, dini bilgileri arttırmak için de işte taklidi seviyeden tahkiki seviyeye çıkmak için oluyordu. Peki fikri hareketler ve ihtilaflar nasıl oluyor? Peygamberimiz vefat ettikten sonra Hicri 1. asır içinde yer alan bir dönemde ilk fikri hareketler ortaya çıkıyor. Yani bazı sorular, bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Peygamberimiz olmadığı için bunu ilim adamları kendi aralarında müzakere edip tartışıyorlar. Bu dönemde bazı siyasi olaylar da meydana geliyor. Müslüman arasındaki çatışmalar da meydana geliyor. İşte burada büyük günah durumu ne olacak? İmanla amel ilişkisi nasıl olacak? Kader meselesi, insan fiilleri ve hilafet gibi meseleler, inançla ilgili bazı tartışmalar, farklı yeni yorumlarla beraber getirerek İslam'da bir fikir münazarası ortaya çıkıyor. Böylece başta kelam ilmi olmak üzere diğer dini ilimler de bu dönemde artık oluşmaya başlıyor. İlk fikri hareketler döneminin en önemli ismi Hanefilik mezhebinin de kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Onun inançla ilgili bir eseri vardır. Fıkı Ekber. Muhtezile mezhebi. Hicri 1. asrın sonlarıyla 2. asrın başlarından itibaren Müslüman arasında görüş ayrılıkları artıyor. Siyasi, itikadi mezhepler ortaya çıkıyor. İslam düşünce tarihine inanç konuları üzerinde düşünme ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanan mutezile mezhebi ortaya çıkıyor. Yaygın ve geleneksel görüşe göre bu mutezile mezhebi Hasan Basri'nin ders halkasından ayrılan Vasıl bin Atan'ın öncülüğünde bir ekol, bir mezhep haline dönüşüyor. Muhtezile mezhebi yabancı kültürlere karşı inanç esaslarının savunulmasında ve inançla ilgili problemlerin çözümünde aklı ön plana tutuyor. Nasları buna göre tehlil ediyor. Muhtezile'ye kadar önce Nas vardı. Kur'an ve ayet hadisler yorumlanıyordu. Ona göre tedbir alınıyordu. Ancak Muhtezile önce aklı ön arıyor. Daha sonra ayet ve hadislerden örnek veriyor. Muhtezile mezhebi İslam dininin asli hükümlerinin temellendirilmesi, sistematik hale getirilmesi, izah ve ispat edilmesi, karşı fikirlerin cevaplandırılması gibi konularla meşgul oluyor. Yani başlangıçta iyi niyetle güzel fikirler ortaya çıkıyor. Ehli Sünnet mezhebi Hicri 4. asır Ehli Sünnet kelam ekolünün kuruluş dönemi olarak kabul edilmektedir. Kelam ilmi alanındaki Muhtezile gemenliği, daha önce Muhtezile mezhebine mensup olan İmam ebul Hasan el-Eş'ari ile artık sona eriyor. İmam Eş'ari kelam anlayışını Basra ve Bağdat'ta yayarken Ebu Mansur el Maturidi ise Maveraünnehir'de Nehir'de Ehli Sünnet kelamının ikinci büyük ekolünü kuruyor. Ehli Sünnet kelamcıları bilginin kaynakları meselesinde vahiy akıl dengesini gözetiyorlar. Vahiy Kur'an'dır. Akıl da onu yorumlayandır. Ehli Sünnet ekollerinde bilginin kaynakları havası selime, aklı selim ve haberi sadık olarak kabul ediliyor. Kelam ilmi i̇mam Gazali ile birlikte artık yeni bir döneme giriyor. Kelam ve felsefenin iç içe geçtiği bu dönemde İmam Gazali, İslam akaidiyle uyuşmayan felsefi görüşleri eleştirmek amacıyla bu disiplin ağırlık veriyor ve mantık ilmini kelama dahil ediyor. O tasavvufla kelamı uzlaştırmaya da çaba göstermiştir i̇mam Gazali. Gazali kelam ilmi için bir dönüm noktasıdır. Gazali'den önceki döneme mütegaddimin yani öncekiler dönemi deniyor. Gazali'den sonraki dönemde müteahhirin yani sonrakiler dönemi deniyor. O yüzden kelamla gazali çok önemli bir faktördür. Yeni ilmi kelam dönemi. 19. yüzyıldan günümüze kadar geçen süre yeni ilmi kelam dönemi olarak adlandırılmıştır. Yeni ilmi kelam döneminde o zaman neler oldu? Felsefi bir görüş olarak materyalizmin bütün biçimleri reddedildi. Darwinizm ve Freudizm gibi akımlara eleştiriler yapıldı. Yeni felsefi akımlar İslam esasları açısından eleştirildi. Allah'ın varlığını biz kanıtlamak için tabi bilimlerden artık yararlanılmaya başlandı. Kelam ilminin İslam ilimlere ilişkisi nedir? İslam alimlerinin büyük çoğunluğu kelamı çok önemli görmüşler. Kelam ilmini öğrenip geliştirmenin farzı kifayi olduğu belirtilmiştir. Bu ne demek? Yani bazı Müslümanlar bu ilimle uğraşmalıdır. Aynı cenaze namazını kılmak gibi. İşte bu görüşe göre kelam İslam'ın ana ilkelerini belirleyip temellendiren bir disiplindir ve dini ilimlerin temelidir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra toplumsal şartların ve olayların değişmesiyle birlikte yeni problemlere cevap vermek için zamanla kelam ilmi birçok ilim dalı ortaya çıkıyor. İlimlerin ortaya çıkmasıyla İslam dini daha kolay anlaşılıyor. Daha farklı kesimler tarafından hangi ihtiyaçlar varsa ona yönelik çözümler ortaya çıkıyor. İşte tefsir, Kur'an'ın açıklaması, hadis, Peygamber Efendimiz'in sözleri, fıkıh, İslam dininin nasıl yapılacağı, ibadetlere nasıl yapılacağı, uygulanacağı, mezhepler tarihi, işte hangi mezheplerin olduğu hak ve batıl mezhepler gibi konularla ilgili eserler, ilimler ortaya çıkıyor. Tüm bunların amacı nedir? İslam'ın evrensel hükümlerinin daha iyi anlaşılması ve yaşanmasını sağlamaktır. Kelam ilminin dolayısıyla tefsir, fıkıh, hadis ve mezhepler tarihi açısından çok önemli bir ilim olduğu ortaya çıkıyor. Kelamın tefsir ilişkisi, kelam ilminde yapılan tartışma ve açıklamalar tefsir ilminde inançla ilgili Kur'an ayetlerinin yorumlanmasında belirleyici bir rol oynuyor. Kelam ilmi de iman esaslarını izah ederken tefsir ilminin Kur'an ayetleri ilgili açıklamalarından faydalanıyor. Çünkü tefsir Kur'an'ın uzun uzadıya açıklamasıdır. Hadis ilişkisi ise hadis ilmiyle itikadla ilgili hadislerin anlaşılmasına kelam ilminde yapılan tartışma ve açıklamalardan faydalanılıyor. Aynı şekilde kelam ilmi de iman esasla izah ederken Peygamber Efendimizin sözlerinden oluşan hadis ilminin verilerinden istifade ediyor. Fıkıhla ise Kurandaki hükümlerin sebep ve hikmetlerinin akılla yorumlanıp yorumlanamayacağı veya nasıl yorumlanacağı konusuyla ilgilidir. Fıkıh alimleri, fakihler, mükellefin yani Müslümanların davranışlarına dair hükümleri delillendirip açıklarken kelam alimleri aynı davranışları kişinin hür iradesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ispat etmeye, cüz'i iradeye çalışıyorlar. Mezhepler tarihi ise kelam daha çok inançla ilgili fikir ve problemler ilgileniyor. Mezhepler tarihi ise bunların tarihi süreçleri, hangi fikrin nasıl ortaya çıktığı gibi alanda kelamın sağlıklı verilere ulaşmasına yardımcı oluyor. Kelam ilminin diğer felsefi ilimlerle, diğer tabi ilimlerle ilişkisi ise felsefe, sosyoloji, psikoloji, tabi ilimler nedir? Kelam ilminin diğer ilimlerle ilişkisi. Felsefe kelam gibi varlık, varlığın başlangıcı ve sonu, mepte ve meat, bilgi ve bilginin kaynağı gibi konularla ilgileniyor. Temel fark şudur. Felsefe sadece aklın verileriyle hareket ediyor. Kelam ise vahyi esas alıp aklı vahyi anlamada bir araç olarak kullanıyor. Felsefe sadece aklı kullanıyor. Kelam da vahyi esastır. Akıl da onu anlamada araçtır. Kelam ilmi fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, astronomi gibi tabi ilimlerin elde ettiği sonuç ve verilerden de istifade etmiştir. Kelam ilmi bu ilimlerden de faydalanarak varlıkların yaratılmasındaki maksatlar, işte varlıkların niçin yaratıldığı hikmetini açıklıyor. Fiziki alemde ise metafizik aleminin bağlantısını ortaya koymaya çalışıyor. Psikoloji, sosyoloji ile olan ilişkisi de Özellikle fert ve kitle psikolojisinden, din sosyolojisinden, insanın davranışlarını iyi ve kötü ekseninde değerlendiren ahlak ilminin verilerinden yararlanmak kelam ilmi için çok önemlidir. Ne dedik? Kelam ilminin iki yöntemi vardır. Vahiy ve akıl temel kaynaklarıdır. Ehli sünnet ekollerinde bilginin kaynakları havası selime, aklı selim, haberi sadık olarak kabul edilmektedir. Kelam ilmi ele aldığı konuları mantık kanunlarına uygun olarak akli bir yöntemle açıklıyor. Genellikle tüme varım ve temsil yöntemlerini kullanıyor. Kelam ilmi normatiftir. Yani kural koyucudur. İnanç ve düşünceyle alakalı hususlarda kesin hükümler ve kurallar ortaya koymuştur. Kelam alimleri vahiy ile aklın önemine dikkat çekerler. Sahih nakil ile yani vahiy ve peygamberimizin hadisleri sahih yöntemle bize ulaştığına göre selim aklın birbiriyle çatışmayacağını belirtmişlerdir. Tarafsız, ön yargısız, günahsız duran bir akıl sahih nakli, vahyi kabul eder demişlerdir. Bazı eserler var telif ve tercüme şeklinde. El Fıkhul Ekber İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin eseridir. Kitabu Tevhid Ebu Mansur el-Maturidi'nin Hanefi mezhebinin inançla ilgili konulan ele alan eseridir. El İbanen Usulü't-Diyanı Ebu'l-Hasan El-Eş'arî'nin eseridir. Maturidi yakaydı Nurettin Sabuni'nin, Yeni ilmi Kelam İsmail Hakkı İzmirli'nin, Kelam ilmine girişte Bekir Topaloğlu'nun kelam ilmiyle ilgili eserleridir. Evet sevgili arkadaşlar inşallah ileride bilgilerinizi daha arttırmak için bu eserlere ulaşırsınız ve bu eserlerde okuyup dinimizi tahkiki iman seviyesine öğrenme vesilesine ulaşabilirsiniz. Dersimiz bitti. Yeni derste görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.